alerji uzmanına gidilirken bazı dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bir kere daha önce yapılmış olan tahillerinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Film çekilmişse filmlerinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor ki yeniden bu filmlerin veya tahillerin tekrarlanmasının önüne geçelim. Bunun dışında daha önce kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçların da birlikte getirilmesinde fayda vardır. Çünkü bu ilaçları gerçekten doğru kullanıp kullanılmadığı doktorun gözetiminde bu ilaçları kullanılarak görülmesi gerekiyor. Bunun dışında son bir hafta içinde bazı ilaçların da kesilmesi gerekiyor. Bu ilaçlar nelerdir? Örneğin bir öksürük ilaçları, alerji ilaçları kesilmesi gerekiyor. Çünkü ciltten alerji testi yapılacak olursa bu ilaçlar alerji testini etkileyebilmektedir. Bu nedenle de bu ilaçların bir hafta öncesinden kesilmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki sprey ilaçlar, buhar türü ilaçlar alerji testini etkilemediği için kullanılmasında bir sakınca yoktur. Eğer çocuk hastaysa bir gün önceden banyo yapılmasında fayda vardır. Çünkü ter testi denilen bir test var. O testin yapılması için çocuğun bir gün önceden banyo yapması gerekmektedir. Bu nedenle de bir gün önceden banyo yapılmasını öneriyoruz. Banyo yapılarak gelinmesini öneriyoruz. Ancak belirtiler çok yoğunsa, şikayetler çok yoğunsa, ilaçları kesmeden doktora gelmekte fayda vardır. Öncelikle hastanın rahatlatılması, daha sonra ilaçların kesilip e, tetkiklerin yapılmasında fayda vardır. Bunun için ilaçları illaki keserek gelmek mecburi değildir. Bu testlerde genelde açlık veya tokluk fark etmemektedir. Onun için aç olarak gelmenizin bir anlamı yoktur.